Webraz TV'den bir kez daha merhaba. Girişim ofislerinde bugün User Spots'un ofisini gezeceğiz ve User Spots'un kurucusu Mustafa Dalcı ile beraberiz. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. User Spots nedir? Ne zaman kuruldu, ne yapar? Bize biraz kısaca bahsedebilir misin? User Spots araştırma odaklı bir tasarım şirketi. 2009 yılında kuruldu. Müşterilerinin hedef kitlesine ulaşıp, onların ihtiyaçlarını analiz edip, onlara uygun tasarımlar yapıyor. Bu tasarımları da test ediyor ve doğru bir tasarım sürecinin sonucunda doğru bir ürün ortaya çıkartmaya çalışıyor. Temel olarak yaptığımız bu. Evet, yani hani kullanıcı tecrübesinin ön planda olduğu, işin odağında olduğu bir tasarım süreci. Evet, kesinlikle. Kafamıza göre tasarım yapmıyoruz. Sahaya iniyoruz, analiz yapıyoruz. Bilimsel tasarım yapıyorsunuz. Yani bilimsel de söylenebilir. Hani işin içine veri katıyoruz, kalitatif ya da kantitatif. O veriyi analiz ediyoruz, tasarlıyoruz, test ediyoruz, onaylıyoruz. Onayladıktan sonra hayata geçiriyoruz. Peki böyle. Nasıl işliyor süreç? Şirketin 3 bölümü var. Araştırma bölümü, o sahaya giden, o her yeri analiz eden, offline deneyimi analiz eden bölümü. O kısım analizini bitirdikten sonra tasarım bölümünü aktarıyor. Tasarım bölümü önce süreçleri tasarlıyor, sonrasında wireframe'leri, sonrasında grafik tasarımı yapıyor. Test kısmı ise birazdan test odasını göreceğiz. Ortaya çıkmış arayüzleri test ediyor ve son düzenlemeleri yapıyor. Yani. Bu şekilde bir loop, kullanıcı deneyimi loop'u oluşuyor. O zaman bunun ilk adımından biz de gezmeye başlayalım. Buyurun. Ne? Analiz bölümünden. Evet, araştırma bölümünden. Araştırma bölümünden. Araştırma bölümündeyiz ve post-it'lerin hakim olduğu bir alan. Evet, genelde tasarımcıların çalıştığı bir alan oluyor. Verileri post-it'lere yazıp o şekilde gruplayarak analizler yapıyoruz. Hatta müşterilerle ilk workshoplar yaparak da onların kafasındaki fikirleri analiz ediyoruz ki sahaya çıktığımızda insanlara doğru şeyleri sorabilelim. O zaman bu analiz araştırma kısmı ilk önce masa başında başlıyor. Evet, masa başında kendi müşterimizle başlıyor. Kendi müşterimize diyoruz ki kafanızda ne var, nasıl bir ürün var, nasıl bir stratejisi var, nasıl bir müşteri yolculuğu düşünüyorsunuz. Onu çıkardıktan sonra onların bize söylediklerini belki çöpe atıyoruz. Çıkıyoruz sahaya. Offline deneyimi analiz ediyoruz. Bunu söylemesen iyiydi şimdi. Müşterimize söylediklerini çöpe atıyoruz. Bazen çöpe gidebiliyor yani. Bazen doğru olduğu noktalar da oluyor. Onu kanıtlamış oluyoruz ama bazen söyledikleri şeyi tamamen ters olduğunu da kanıtlayabilmiş oluyoruz. Peki ondan sonra sahaya çıkıyor. Evet. Araştırma ekibimiz bir elektronik mağazasında stajyer satış temsilcisi gibi de olabiliyor. Eğer düğün sektöründeki bir firmayla çalışıyorsak düğün fuarına da gidiyor. İşte stilistlerle gidip stilistlerin hayatını analiz edebiliyor. Ya da Mecidiyeköy bilgisayarcıların yanında onların nasıl satış yaptığını da analiz edebiliyor. O bir şekilde son kullanıcının hayatına dahil oluyor, gözlemliyor onları. Ve oradan insight'lar çıkarmaya çalışıyor. Yani bu müşteriye biz nasıl bir ürünü sunmalıyız ki bu adam bu ürünü çok rahat bir şekilde kullansın. Yani offline'de ne yaşandığını yakından takip edip onu online'a nasıl taşıyacağını. Hatta bazı noktalarda online offline'ı bir arada kullanabiliyoruz. Omnichannel bir strateji de geliştirebiliyoruz. Çünkü deneyim, yani satın alma yolculuğu tamamen online'da gitmiyor. Belli noktalarda online, belli noktalarda offline devam ediyor. Bu haritayı, müşteri yolculuğu haritasını çıkarıyor bu ekip. O haritayı çıkardıktan sonra bu sefer tasarım ekibine sıra geliyor. Peki bu kadar post içinde kaybolmuyor mu şey? Kaybolmadıklarını varsayıyorum ama aslında işte her post-it rengi ya da her post-it grubu bir anlam taşıyor. Ve şey, hani servisi de üçe bölüyoruz. Servis öncesi, servis ve servis sonrası diye. Onların gizli anlamları var. O yüzden sadece kendilerinin bildiği. Sadece bizim bileceğimiz, o yüzden kaybolmuyor hiçbir şey. Peki burada bu veriler toplanıp bir anlamlandırılıyor. Evet. Ve ondan sonra bizim ürünümüzün stratejisi bu olmalı, böyle bir akış sunmalıyız şeklinde o bilgiler tasarım ekibine aktarılıyor. Yani post-it'leri toplayıp veriyorlar yani. Evet, post-it şeklinde olmuyor genelde, akış şeklinde oluyor ama post-it'leri sonra başka projelerde kullanmak üzere saklıyoruz. Peki o zaman de öbür tarafa geçelim şimdi biz de. İkinci kısım. Takip edelim süreci. Burası en yoğun tartışmaların yaşandığı bölge, tasarım kısmı. Şimdi içeriden veriler geldi. Burada nasıl işliyor süreç? Burada önce akış oluşuyor demiştim. Yani müşteri işte kanallar arasında nasıl geçiş yapacak?
nasıl bir landing sayfasına düşecek, sonrasında nasıl bir alışveriş yolculuğu çıkacak. O sürecin tasarlanmasından sonra arayüzler tasarlanmaya başlıyor. Önce wireframe'leri tasarlıyoruz. Şu şekilde, şu ekranda görmüş olduğunuz gibi. O wireframe'leri tasarladıktan sonra da grafik tasarımı, artık nihai ürünün nasıl gözükeceğine karar veriyoruz. Yani aşamalı bir şekilde ilerliyor yani. Temellerin üzerine detaylar yerleştirmeye başlıyor. Yani boş bir Photoshop dosyasını açıp da tasarım yapmaya başlamıyoruz. Önce bu şekilde gözükecek diyoruz. Hatta bazen onu da test edip onaylayabiliyoruz. Sonrasında son tasarıma geçiyoruz. Peki burada en çok karşılaşılan, şimdi dışarıdan bakınca işte hani bir tarafta böyle veriler var, öbür tarafta hani daha böyle estetik bir şeye dokunan bir iş var ve bu ikisi yan yana çok oturmuyor aslında ilk bakışta. Şimdi bu geçişte ne gibi zorluklar yaşanıyor? Aslında o geçişte çok zorluk olmuyor çünkü estetik de rakamsallaştırılabilen bir noktada. Asıl büyük zorluk müşteri tarafında. Yani müşterinin kafasındakilerle tasarımdakiler arasında bir uçurum olabiliyor. Çünkü müşteri aynı anda 20 mesaj vermeye çalışıyor. Aynı anda birçok kanaldan birçok şeyi yapmaya çalışıyor ama insan algısının da limitleri belli. Ki diğer taraf kanıtlamış bunu, insan algısının ne noktada olduğunu. Onu anlatmakta biraz zorlanıyoruz ama veri odaklı gittiğimiz için, yaptığımız her kararın arkasında bir veri olduğu için ikna etmemiz görece daha kolay. Evet, yani müşteriyle belgelerle konuşuyorsunuz. Kesinlikle belgelerle çıkarıyoruz ve rakamlarla konuşuyoruz. Yani neden bu buton burada? Çünkü biz bu butonla şunu yapmaya çalıştık. Çünkü sahada gördüğümüz şöyle bir davranış vardı gibi bir yapı üzerine çalışıyoruz. Peki yani şimdi bu tasarım işini bu kadar böyle veri odaklı yapan çok fazla şirket yok bildiğim kadarıyla. Yani hani dünyada da çok yaygın değil yani, en azından daha ağırlıklı olan muhtemelen aslında, şey. Aslında ürün tasarım sürecinde var. Yani dünyada alternatifine göre yaygın değil ama Türkiye kadar da geri kalmış durumda değil dünyada. Hani daha kalitatif veriler üzerine tasarımlar yapılıyor. Ürün tasarım sürecinin içinde var aslında. Ürünü tasarlarken önce mock-up'ını tasarlıyoruz. Yani bu masayı tasarlamadan önce masanın bir kabası çıkıyor. Sonrasında ergonomik testler yapıyor. Yani insanlar bunu oturabiliyor mu? Yani rahat çalışabiliyor mu bunun üzerine diye. Sonrasında ürünü mass production'a gönderiyoruz. Normal tasarım süreci hep böyledir dünyada ama Türkiye'de tasarım süreci olmadığı için ürün tasarım, dijitalde de buna benzer sıkıntılar yaşanıyor. Peki burada da ortaya bir şey çıktı. Evet. Bundan sonra optimizasyon kısmı başlıyor. Biz tasarlasak bile test ediyoruz. Çünkü biz de tasarlarken belki kullanıcının belli hareketlerini gözden kaçırmış olabiliriz. Üçüncü kısım, test kısmında doğruluyoruz. Hatta şu an mesela Teknosa'nın yeni web sitesini tasarladık. Onun testleri devam ediyor. İstersen seni de denek olarak teste katabiliriz. Ki, tabii ki bilim için. Evet, kesinlikle. Ben de denek olmaktan seve seve mutlu olurum. Bu test sürecini içeride bir de onu konuşalım. Evet, şirketin 3. bölümü de orada. Tamam. Burası testi katılan kişileri bizim hareketlerini gözlemlediğimiz oda. Aynı zamanda toplantı odamız. İçerideki kişiler arayüzle alakalı işlemler yaparken, yanında da bir moderatör var o kişinin. Biz burada insanları gözlemliyoruz. Hangi butona tıkladı, nasıl bir akış sergiledi, neyi aradı da bulamadı, nerede problemler yaşadı. Mesela e-ticaret sitelerinde insanlara 100 TL veriyoruz. Diyoruz ki buyurun harcayın. Almak istediğiniz şeyler varsa alın test sırasında. Gerçekten 100 TL veriyoruz. Hatta bazı katılımcılar kendileri de bir 100 TL koyuyorlar. Diyorlar ki şu elbiseyi de alayım. Hani çünkü bazı e-ticaret sitelerin biliyorsunuz hedef kitlesi işte plaza kadınları olabiliyor. Hedef kitlesindeki insanlar geliyor ve o parayı harcarken şunu görüyoruz. Yani insanlar bizim verdiğimiz parayı harcamakta problem yaşıyorlar. Evlerinde nasıl kendi paralarını harcayacaklar? Finans sektöründe şu oluyor. Mesela bir EFT işlemi ne kadar kolay yapılabiliyor? İnsanlar doğru bulabiliyor mu ya da akış sorunu mu değil mi? Bunları test ediyoruz açıkçası. Hedef kitle uygun insanlar oraya geliyor birer birer. Biz de burada not alıyoruz, istatistik tutuyoruz ve o videoları kaydedip müşterimize gösteriyoruz. Bakın müşterinizin yaşadığı deneyim bu şekilde diye. Peki bir şöyle bir rakam var mı? Yani hani mesela işte Teknosa'nın sitesi ya da işte yeni başka bir site. Yani yaklaşık kaç kişiyle test ediyorsunuz? Değişiyor. Katılım kitlesine göre değişiyor ama şöyle bir genel istatistik var. 5 katılımcıyla kullanılabilir problemlerin %75'ini bulabiliyorsunuz.
Sadece 5 katılımcı yeterli. Ama hedef kitleniz fazlaysa bu rakam artabiliyor. Biz genelde 12 ya da 16 kişiyle testler yapıyoruz. Bazen karşılaştırmalı testler yapabiliyoruz. Mesela bir finans kuruluşunun iki rakibiyle birlikte karşılaştırıp hangisinin hangi fonksiyonu daha iyi, hangisinin hangi fonksiyonu daha verimli, bunları da çıkarabiliyoruz. Peki şimdi test yapacağız. Evet, seni Teknosa'nın yeni sitesi. Yani bu çekim esnasında henüz devreye girmiş değil. Umarım video yayın alındığı sırada yayında olacak. Geçmiş olacak. Bunda bu sitede benim de bir emeğim olduğunu. Evet, ufak bir emeğin olacak senin de. Ufak demeyelim de şimdi. Büyük de diyebiliriz. Peki, zaten. O zaman siz herhalde şimdi bana gördüğüm kadarıyla 899 liralık bir harcamam için bir şey vereceksiniz. Yaklaşık 1000 TL vereceğiz sana. 1000 TL'yi buyur harca diyeceğiz. Ben onu harcamaya çalışayım müsaadenizle. Geçelim gerçekten. Tabii. Bakalım o taraf nasıl gidiyor. Bu noktada ben moderatör olarak sana belli senaryolar söylüyorum. Tamam. Bu 1000 TL'm var ve bir cep telefonu almak istiyorsun şeklinde de olabiliyor. Ya da bir ürün aldın, iade etmek istiyorsun şeklinde de böyle ucu açık ya da ucu kapalı net senaryolar oluyor. Ben sana bunu söylüyorum ve senin yapmanı bekliyorum. Evet. Peki şimdi bununla daha önce mesela bu site için test yaptınız mı böyle yaptık, kullanıcı? Evet. Evet bakalım ben teste ne kadar katkıda bulunabileceğim. Var mı şu anda bir senaryo? Var tabi. Cep telefonu kılıfı satın almak istiyorsun. Samsung Galaxy S3 için. Cep telefonu. Samsung Galaxy S3. Moderatörün son derece sessiz olması gerekiyor. Yönlendirmemesi gerekiyor. Şey yapmasın diye değil mi? Tabi. Testlerden önce bir ısınma aşaması var. Burada işte test edilenin sen değil arayüz olduğunu söylemem gerekiyor. Yani rahat ol, gerilme diye insan çünkü, bir şey moduna giriyor şu anda, yani evet, doğru şu yapmalıyım. Şu an izleniyorum moduna giriyor, buna da Hawthorne etkisi deniyor. Bunu kırmak için şey diyoruz, yani herhangi bir şey yanlış olursa bu senin değil, sitenin hatasıdır. Seninle alakalı bir sıkıntı yok. Galaxy S2'yi buldum. Yani beğendiğin bir şey varsa satın alabilirsin. Yani benim ilk beğendiğim ilk sayfadaydı, onu satın alabilirim. Tabii. Evet, yani sonuçta şu anda bir Galaxy S3 kılıfı yeşil. Evet, şu an mesela bir ürün bulma sürecini yaşadık. Sepete at dedikten sonra ürün satın alma süreci olacak. Hani bu aşamada ben elimde not defteriyle bütün süreci moderatör olarak takip ediyorum ve bu videoları sonrasında Teknosa ekibine izletiyorum. Evet, şimdi bunu da izleyecekler mi peki? İzleyecekler, evet. Tamam. Bunu zaten WebRise'de izleyecekler. Yani şey, site. Nasıl buldun tasarımı? Güzel buldum. Temiz, şey, rahat. Evet, tam temiz yapmaya çalıştık. Sanıyorum da şey, faydalı, kullanışlı olacaktır. Testlerde de olumlu sonuçlar aldı bakalım. Ümit ediyoruz. Tamam. Kılıfı bulabilen oldu mu benden önce de? Oldu. Tamam, oldu. Kılıfta sıkıntı yok. Bu işin hani ilginç bir tarafı, hani online ile offline'ı birleştirmek açısından da yani evet. Genel olarak yaptığınız iş oldukça ilgi çekici ve çok faydalı. Bu bizi misafir ettiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bunun yayılarak devam edeceğini düşünüyoruz. Evet, biz de ümit ediyoruz gerçekten. WebRise TV girişim ofisleri bugünlük bu kadar. Bugün girişim ofisleri için denek olduk. Bakalım bir sonraki programda neler yapacağız. İzlediğiniz için teşekkürler ve görüşmek üzere. Yeah.